Astro Chef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere 1000 abone olmanın şerefine bir video çekeceğim. Uzun bir zaman oldu, uzun zamandır video çekemiyordum. Ve bugün değişik bir konseptim var. Çantamda ne var videosu çekiyorum arkadaşlar. Birazdan açacağım, göreceksiniz. Çok ilginç şeyler çıkıyor. Tabii ki bu kanalda öyle bir şey bekliyorsanız çok yanılıyorsunuz. Evet, çantamda ne var videosu çekeceğim. Ama bu bir bıçak çantası olacak. Tek tek hepsini anlatacağım, ne işe yaradıklarını, nereden aldığımı. Evet, gördüğünüz gibi böyle sarılıyor, içerisine şeritler var ve böylece bıçağınızın içinden çıkması engel olunuyor. Şöyle de kapattığınızda gayet güvenli bir şekilde bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Fakat AVM'lerden geçiyorken sıkıntı olabiliyor, bu konuda bilginiz olsun derim. İlk olarak Masat'la başlayayım. Solingen bir marka, bir Masat. Bunu mutfak kitaptan satın almıştım. Gayet güzel, kullanışlı. Bıçağınızı keskinliğini arttırmak için kullandığınız bir araç bu. Şöyle Victorinox marka 18 ya da 21 santimlik bir bıçağım var. Şef bıçağı. Yani bu bıçağı her şeyi kullanabilirsiniz. Kesme, doğrama, fileto çıkartma, balık ayıklama vesaire gibi işlemlerde kullanabilirsiniz. Soyma işlemi bile yapabilirsiniz. Yani alışırsanız. Tabii ki küçük bıçakla daha rahat soyma işlemi yaparsınız. Ama en çok kullanacağınız bıçaklardan biri budur. Şef bıçağı. Bir diğer bıçağımız ise fileto bıçağı. Sabatier marka. Bunu da Barber Cutter'i var. Çok güzel Japon bıçakları satıyor ve ayrıyetten bu tarz ürünler de satıyor. Fileto bıçağının özelliği balıklardan fileto çıkartmak. Şöyle göstereyim. Şöyle esnek bir yapısı var. Bu kemiğe geldiğinizde daha kolay bir şekilde filetoyu çıkartmanız için size rahatlık sağlayan bir yapıya sahip bir bıçak. Gayet güzel ve kullanışlı bir bıçak. Burada bir Victorinox marka bıçağım var. Bununla birlikte satın almıştım. Bunu hepsi buradan sipariş etmiştim. İkisi birlikte sebzelerinize soyma işlemini yaparken, sebzelerinizle turne yaparken daha çok sebze işleme için kullanılan bir bıçak. Gayet kolay ve rahat, hafif bir bıçak. Ben Victorinox bıçakları tercih ediyorum çünkü genelde daha hafif, daha rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Tabi Wistoff gibi, Zivnik gibi daha ağır bıçaklar da kullanabilirsiniz isterseniz. Bu da yeni aldığım bir rende. Gayet güzel. AliExpress'ten sipariş ettim bunu. Şu cımbızla beraber. Buna da sıra gelecek. Gayet kullanışlı. Narenciye ürünlerinizi çok ince bir şekilde rendelemenizi sağlıyor. Çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Parmesan, pecorino gibi sert peynirlerini de rendelerken çok işe yarayan bir rende bu. Evet, canım sıkıldığında biz kaşlarımızı alıyoruz dersem inanmayın. Filetoyu çıkarttığımız balıklarımızın içerisinde bulunan kılçıkları almamız için şöyle bir cımbız kullanıyoruz. Bu cımbız da AliExpress'ten sipariş ettim. Gayet güzel ve kullanışlı bir cımbız. Bir tane soyma bıçağı. Bu benim staj yaptığım dönemde bana hediye edilen, bana verilen bir tane soyma bıçağı. Gayet güzel, kullanışlı, ben seviyorum. Şarap açmak için tribüşon. Bunu kullanabilirsiniz. Gerekebiliyor çünkü kullandığımız yemeklerde vesaire. Ve domates soyacağı. Domatesinizi düzgün bir şekilde, bununla hızlı bir şekilde, gayet kolay bir şekilde soyabiliyorsunuz. Bu da Victorinox marka. Bunu da hepsi buradan sipariş etmiştim. Gayet iyi ve güzel bir ürün. Gayet tavsiye ederim. Ve bir Rubbermaid spatula. Tatlı ürünlerinde sote yaparken, tabii ki tatlı ile beraber kullandığınız bir şeyi sote yapmak için kullanmazsınız. Ben genelde bunu sote yapmak ya da krema, püre yaptığım bir şeyi düzgün bir şekilde, iyicene hiçbir şekilde bırakmadan almak için kullandığım bir ürün bu. Gayet başarılı, çok fazla kullandığım bir ürün. Bu da böyleydi. Evet, benim çantamda bunlar var. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şu ana kadar abone olan 1000 kişiye de çok teşekkür ediyorum. Daha da umarım büyürüz, daha da güzel şeyler yaparız. Hepinize çok teşekkürler ve lezzetli günler dilerim.